Halk Kitabevi Medya Mahallesi'ni sunar. Günaydın efendim. İyi günler, iyi haftalar. Ama ne hafta sonuydu değil mi? Kar, buz, fırtına, rüzgar, dolu. Ne ararsanız. Bu sabah da zordu ama neyse gelebildik ve karşınızdayım. Konuğumla birlikte. Konuğum Veysi Dündar, Ocak Medya yazarı. Şöyle bir soru sordum kendisine ben program öncesinde. Dedim ki muhafazakar medyadan bir isim dersem yanlış mı olur dedim. Çünkü biz belli bir kesimin namazını pek tutamıyoruz gibi geliyor. Biz derken başta ben kendimi kastediyorum, ben diyeyim, hatta biz de demeyeyim, ben tutamıyorum gibi geliyor. Oysa oralarda bir şeyler oluyor. Neler olduğunu az çok duyuyoruz, anlıyoruz ama içeriden anlatsın diye. Veysi o dünyaya hakim. Ama kendisini nasıl tanımlıyor ona bırakacağım ben bu tanımı. Muhafazakar bir medyadan bir yazar mı? Muhafazakar kesime yakın onlarla... Yakın değil. Onlarla yakın diyebiliriz, evet. Tamam, muhafazakar kesimlerle yakın bir gazeteci, yazar, yapımcı. Evet, şöyle anlatayım. Bundan iki sene kadar evvel Sayın Fehmi Korur'un site kurduğunu öğrenince kendisine bir mesaj, daha önce de tanışıklığımız da yoktu aslında. Kendisine bir mesajla ben yazmak istiyorum. Sitenizde yazabilirim dediğimde hay hay tabii yazabilirsiniz diyerek bir hukuka imkan verdi ve ben de böylece yazmaya başladım. 2 yıldır da aynı sitede yazıyorum. Ocak Medya. Ocak Medya'da. Takribi 800 makale, yayınlanmış 100 tane röportajım var. Hı-hı. Bu vesileyle aslında spektrumum çok geniş. Ben işte en son Yeşil Sol Parti'den Sayın Naci Sözmez'le röportaj yapmışken, ondan bir öncesinde Saadet Partisi'nin Adıyaman adayıyla Sayın Ahmet Faruk Ünsal'la söyleşi yapabilme imkanına sahip birisi olarak söylüyorum. Bütün herkese çok yakın nokta bir isimim. Herkesle diyaloğum aynı. Hiçbir muhafazakarlık noktasında şunu dile getirmekte bir beis görmüyorum. Acizane Temel Bey'in ricasıyla, Temel Karamoğlu'nun ricasıyla TV5'te program yapılmam istendi. TV5'in genel yayın yönetmeni sevgili Mustafa Yılmaz bana defaten geldi. 2-3 defa görüştük ve program yapma noktasında mutabık kaldık. Belirli bir zaman sonra bu programı yapamaz hale geldim. Oysa ki çekimler, deneme çekimleri, teaserlar filan bile yapılmıştı. Herhalde bahsettiğiniz kadar muhafazakar bulunmamış olabilirim. Ona istinaden olabilir diye düşünüyorum. Ama şöyle söyleyeyim, ben zaten Veysi Dündar'ı Temel Karamoğlu'nun 24 Haziran seçimleri öncesinde verdiği bir yemekte tanıdım. Sonra yazıları ilgimi çekti. Sürekli okumaya başladım. O yazılar sonunda da yani hani Temel Karamoğlu'ya yakın olduğunu biliyorum. Fehmi Koru nedeniyle Abdullah Gül ve çevresine yakın olduğunu biliyorum. Bir de yazıları burada buluşmamızın vesilesi oldu. Hoş geldin tekrar. Teşekkür ederim. Efendim birazdan sorum çok net olacak. Abdullah Gül yeni bir parti için start verdi deniyor. Başında olmayacak anladığımız kadarıyla ama arkasında olacak. Ali Babacan'ın adı geçiyor. Peki Ali Babacan parti kuracak mı? Bir de yeni parti değil de yeni partiler mi var bu yönde, çünkü bilgiler, duyumlar var. Bunu soracağım net. Bakalım nasıl yanıt alacağız, net yanıt alacağız mı? Evet. Göreceğiz. Ama önce başka bir yere götüreceğim sizi programa başlarken. Bu El Nusra yeni adıyla Heyet Tahrir Şam'ın lideri ağır yaralandı, Antakya'ya hastaneye getirildi demiştim ya. Bunu Sputnik'ten okumuştum, Rus basını üzerinden ve sizlere aktarmıştım. Hiçbir yerde başka çıkmadı. Uçtu gitti o haber. El Nusra'dan söz ediyorum. Dünyanın terör örgütü dediği, şu anda Suriye'deki en büyük sıkıntı yaratan Heyet Tahrir Şam'dan söz ediyorum. Şimdi bu haber dediğim gibi uçtu gitti. Şimdi size söyleyeceğim haber de muhtemelen uçup gidecek. Oysa o kadar çok şey anlatıyor ki bu haber. Bakın efendim, haberin kaynağı BBC. BBC Taliban'dan
aldığı içeriden üst düzey bir isimden aldığı bilgiye dayanarak diyor ki ABD ile Taliban bugün Katar'da, bakın ABD, Taliban, Katar zaten yeter ve masa. Hani bu kelimeleri yan yana getirdiğin zaman insan ne oluyor diyeceğiz. Kısacası ABD Taliban'ı yarattı. Hatırlayın, Rusya'ya karşı, daha doğrusu o zaman Sovyetler Birliği'ydi, Sovyetlere karşı. Taliban ne? Talebeler. Yani yarattı. Onları besledi, büyüttü. Sonra onlar tersine bumerang gibi geldi, kendisine çarptı. Bunun üzerine savaştı. Ama şimdi masaya oturuyor. Bu son yarım yüzyılın tarihinin bir özeti gibi. Şurası anlaşıldı. Nasıl ki Vietnam'da yenildiyse Amerika Birleşik Devletleri, orada da yenildi. Aslında bakmayın, Irak'ta da yenildi. Suriye'de de yenildi, yeniliyor. Pek çok yerde. Ama siz bunları belki 20-30 yıl sonra torunlarınızdan öğreneceksiniz tarih kitaplarında. Bugün bunlar haber bile olmuyor. Bu çok önemli bir gelişme. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Amerika'nın Orta Doğu'yu tanzim ederken ki en büyük şekli ve şemali bir girişimi bu zaten. Tabii. Hikayeden bir terör örgütü araya salıyor. İşte DAEŞ de öyle, IŞİD de öyle. Aslında onları hikayeden değil de yaratıyor, sonra tam şey gibi, Frankenstein gibi. Kontrolden. Yaratıyorsun, sonra kontrolünden çıkıyor. Aynen. Canavar. Yani canavar canavar aslında. Şimdi Amerika'ya tekrar gidelim. Taliban'la masaya oturması, hele Katar'da, çok şey anlatıyor. Önümüzdeki günlerde paylaşırız. Ama Amerika herhalde çok da eskisi kadar ilgi görünmese de Oscar'ı konuşuyor olabilir. En azından yani izleyicilerimiz vardır diye. Oscar notları çıkarttım. Sizlerle paylaşacağım. Fakat önce sonuçtan önce başlığı vereyim. İşte görüyorsunuz salon her zamanki gibi gayet şık. Milyon 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 dolarlık isimler oturuyorlar. İşte bu sene sunucu yok. Kimseyi bulamamışlar. Hayır, bulamamış değiller. Sadece istememişler. Şimdi bu Oscar'da ötekilerin zaferi vardı. Ötekiler. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ötekiler. Evet. Geliyorum. En iyi film. Altın Elim odur ya, en iyi filmdir. Yeşil Rehber, Green Book diye bir film aldı. Görelim. Yeşil Rehber'i. Ülkesinde, Trump'ın başkan olduğu Amerika'da en öteki Trump duvar kuracak. Düşünsenize. Yani ne dedik? Bir siyahın öyküsü. Bir eşcinselin öyküsü, bir eşcinsel erkeğin, bir eşcinsel kadının öyküsü ve bir Meksikalının öyküsü. Tam ötekilerin zaferi. Bu arada bizde ne oldu? Bizde de aynı gün meclis başkanı seçildi. Tebrik ederiz. Mustafa Şentop seçildi. Sinemayla ilgili bölüm bitmeden ben de araya girmek istiyorum. Yapımcı sıfatıyla. Doğru söylüyorsun. Üç tane sinema filmi çekmiş bir yapımcı yönetmen olarak. Hali hazırda kraliçeden bahsettik ya, kraliçenin lezbiyen olduğunu çekebilecek cesarette sinemadan bahsediyoruz. Bunu Türkiye'de yapabilecek, daha doğrusu bu açıklıkla filmi çekebilecek kaç tane yönetmen tanıyorsunuz? Misal ben en son Kervan 1950 filmini izlerken İsmail Güneş çekmişti. Bundan birkaç ay kadar önce. O da Ermeni tehcirini nasıl anlatabilirimin sıkıntısını yaşayan birisi olarak söylüyorum. Çok bağlı bir filmdi ama çok net anlatamamıştı. Çünkü iki ucu da sakat. Türkiye'de çok cesur film çekebilecek yönetmenler maalesef yok. Yönetmenlerin cesareti yetiyor mu? Yani şimdi bu İngiltere'de İngiliz kraliçesi anlatılıyor. İngiliz yapımı aslında. Oyuncuları İngiliz. Ama ne Kraliçe Elizabeth'ten, ne saraydan, hiçbir yerden tepki gelmiyor. Şöyle örneklendirebiliriz. Ben Osmanlı noktasında, Osmanlı ile ilgili böyle bir şeyin yapılabilme ihtimali nedir? Osmanlı'nın o dönemlerde olan eşcinselliği ya da içki içmelerini filan. Mesela 4. Murat. Filme bunu nasıl aktarabilecek, anlatılır? Yani bunu filme aktarabilecek cesarette ne senaristler ne yönetmenler
günümüz Türkiye sinemasında maalesef mevcut değil. Bu da bizim için aslında bir handikap. Olanı olduğu gibi sunmak en doğrusu. Bunu başarabilecek yönetmenlere, oyunculara, senaristlere ihtiyacımız var. Sinema ile ilgili bölümde bunu dile getirmek istedim. Ama çok doğru bir araya giriş ve saptama oldu. Hakikaten bu cesarette, ama tabii o cesaret orada ödül alıyor, burada taşlanır diye düşünüyorum. Burada cezaevine kadar yolu var. Kesinlikle. Reis Dündar, rica edeceğim, yani öyle bir hale geldi. Birazdan paylaşacağız kimin başına neler getiriliyor. Mustafa Şentop'a şu vesileyle geçtim. Mustafa Şentop deyince biz iki nedenle hatırlıyoruz beyefendiyi. AKP'li olmasının, Erdoğan'a reise biat etmesinin dışında elbette. Bir, Fethullah Gülen'e bir zamanlar övgüleriyle, derin övgüleriyle hatırlıyoruz. Bir de bu anayasada eşcinsel sözcüğünün gölgesi bile olmamalı diyen homofobik, eşcinsel düşmanı diyebiliriz. Ya da eşcinsel korkusu yaşayan belki de daha doğru olur. Bir insan olarak hatırlıyoruz. Beyefendi, dünya nerelerde? Hatta bırakın dünyayı, Türkiye nerelerde? Bilmiyor muyuz? Siz bilmiyor musunuz Allah aşkına? Geçiniz. Şimdi gelelim. Nereye gelelim? Bu Mustafa Şentop'tan hareketle Aziz'im, gel bir AKP'ye daha doğrusu bir siyasete girelim. Şimdi Erdoğan dün değil, önceki akşamdı. Kanal D ve CNN Türk'te. Şöyle ben yorumluyorum. Yani önceden ne soracakları önüne konmuş, ne soracakları belli. Beyefendinin vereceği cevaba istinaden hazırlıklılar. Ek bir soru sorma lüksleri yok gibi duruyor. Bu çok sağlıklı bir açık oturum olmuyor aslında. Vatandaşın görmek, duymak istediği konular maalesef sorulamıyor. Dolayısıyla bu da bence olumsuz etki yapıyor vatandaş nazarında. Öyle mi? Kesinlikle. Yani bunu bariz görebiliyoruz. Onu soracağım ama şunu vereyim ondan, çünkü vatandaşla ilgili kısımdan söz edecektim. Bir yerde diyor, ya çok enteresan bir söyleşiydi. Sanki İstanbul yıllardır AKP'nin elinde değilmiş gibi. Biz işte 31 Mart'tan sonra İstanbul şöyle olacak, böyle olacak. Bugüne kadar nasıl yanlış yapılanma oldu? Olmaz böyle. Evlerin %70'i, binaların şöyle. Allah Allah. Kimin elindeydi diye soramadılar tabii. Ben evde sorsam da bir faydası yoktu. Şimdi sormanın da faydası yok. Bir dikkat çekici nokta, dedi ki Erdoğan, ben de anket şirketlerine inanmıyorum artık dedi. Bu neyi gösteriyor bize anketlerin? Kanaatimce şu var, herhalde gelen raporlar onu mutlu edecek kertede değil. MHP ile birliktelik eğer %40 bandına gerilerse şayet, bence seçimden sonrası için erken seçim söz konusu olabilir. Şu an öyle mi diyorsun? Kesinlikle öyle bir hissiyatım var. Şu anki ekonomik krizde ve bu kadar olumsuzluk varken eğer şayet %40'ın üzerinde bir oy alırlarsa Tayyip Erdoğan ve Bahçeli ikilisi, daha doğrusu Cumhur İttifakı, o zaman problem vatandaşta demek lazım. Bu kadar olumsuzluk var. Patates patlıcan kuyruğuna giren vatandaşlar var. Zam üstüne zamlar var. Ekonomik darboğazdayız, dipteyiz. Vatandaş buna istinaden hali hazırda bu bandı %40'a çekmişse şayet, herhalde herkes halinde memnundur diye düşünüyorum. Şimdi çekmişse şayet, yani hani olur eğer öyleyse mi? Yoksa bildiğin kadarıyla oraya gerileme söz konusu mu? Ben öyle hissediyorum. Sahadayım ve 20-25 yıldır da Taksim'deyim. Esnafı geziyorum, vatandaşları geziyorum. Spektrumu çok geniş. Her gün İşte avukat olsun, bankacı arkadaşlar olsun, vatandaş olsun, esnaf olsun, her gün diyalog halindeyiz. Herkesin bir şikayeti var, herkesin bir küskünlüğü var. Bu merhaleye gelmemeliydi ekonomi. Nihayetinde 17 yıldır bu iktidar var. Gelişen her türlü olumsuzluk bu iktidarın eseri. Siz yönetiyorsunuz. Kendi kendinizi eleştiriyorsunuz. Az önce dediğiniz gibi, yani takribi 25 yıldır İstanbul'u yöneten bir Erdoğan var, öyle diyelim.
Kendisi İstanbul'dan memnun değil. Her tarafı betonlaştırdık. İki gün önce sevgili Necdet Gökçener, Saadet Partisi'nin İstanbul Belediye Başkanı adayıyla konuşurken laf laf açtı, döndü dolaştı. Oluşan İstanbul'daki betonerme yapıları konuştuk. Neredeyse yeşili göremez olduk. Bu tabii her tarafı betonlaştırdığınız zaman insanın da duygularını betonlaştırmış oluyorsunuz dedim. Kendisi buna hak verdi ve şöyle bir şey spot cümle var biliyorsunuz. AKP'nin savunduğu gönül belediyeciliği diye bir şey geliştirdi. Hmm. Peki siz bugüne kadar gönülsüz mü yönettiniz bu ülkeyi? Bu nasıl öyle bir bu nasıl bir spottur yani? Şimdi İbrahim Uslu. Evet. Sen de sen diyorum hem çok genç bir arkadaşım. Saçını sakalını ağırdığına bakmayın. Benden yani neredeyse oğlum yaşında diyebilirim. O da bana abla der zaten. Burada nezaketinden abla demiyor olabilir. Hiç ama abla demedim evet. Demedin değil mi? Aa doğru demedim. Doğru hakikaten şimdi fark. Evet doğru söylüyorsun. Diyebilirsin. Şimdi İbrahim Uslu senin de yakından tanıdığın bir isimdir herhalde. Anar şirketinin sağlığı Cumhur İttifakı %50 alamaz diye senin az önceki tespitine yakın bir şey söylüyor. İkincisi şu, iktidarın CHP'yi kriminalize eden söylemi kendi seçmen tabanında karşılık bulmuyor diyor. Yani işte teröristlerle el ele şöyleydi böyleydi. Bunlar karşılık bulmuyor seçmende diyor. Ben şöyle bir analiz yapayım kendimce. AKP'nin oylarını düşürebilecek parti şu an maalesef muhalefette mevcut değil. Yani AKP'nin oylarını nasıl indirirsiniz? AKP'yi bölecek bir yapıyla bunu yapmak mümkün. Millet İttifakı bunu yapamaz mı? Yapamadığı gözüküyor. Şöyle, partiyi aslında, partinin puanını düşürecek, partiyi bölecek bir, yeni bir partiye ihtiyaç var. Şimdi partiler konusunda tamam, geçmişken. Tamam, oraya gelelim. Hemen, zaten. Hali hazırda şu an medyada yansıyor. Bunu saklamakta ya da dile getirmekte bir beis yok. Ahmet Davutoğlu'nun böyle bir hazırlığı var. O ileri safhaya taşıdı. Seçimden sonra hem Ahmet Davutoğlu'nun hem de Abdullah Gül'ün nasıl söyleyeyim desteklediği Ali Babacan'ın parti yani kurması. Yani yeni parti değil, yeni partiler mi? Şu an hali hazırda bu iki ayrı fraksiyon olarak bir parti kurma hazırlığı var. Çalışmaktalar. Ahmet Davutoğlu ile ilgili şöyle bir tasarruf sağlanabilir. Onunla konuşuluyor ve beraber çalışmaları tavsiye ediliyor. Hani iki partiyi birleştirip yeni bir oluşum oluşturabilir miyiz? Onu konuşmaya çalışıyorlar. İkna etmeye çalışıyorlar daha doğrusu. Onu söyleyeyim. Ahmet Davutoğlu ile ilgili. Seçimden sonra kesinlikle böyle bir parti kurulacak. Şimdi adım adım gidelim. Peki. Bir bu şehir efsanesi söylentisi gibiydi. Diyorsun ki hayır gerçek. Gerçek. Evet. Peki şu anda iki çalışma var. Davutoğlu cephesi, Gül Babacan cephesi. Şimdi fotoğraf gelecek ekrana. O fotoğraf bize sanki pek çok şeyi anlatıyor gibi. Bundan birkaç ay önce Abdullah Gül bir eski AKP'li vekilin babasının yanılmıyorsam cenazesine böyle gitmişti. Şimdi Gül'ün hemen yanında Ali Babacan. Hani öyle bir yürüyüştü ki bu. Birlikte hani arabadan cenazeye giderken de ayrı ayrı inersiniz. Ona göre de protokol ayarlanır. En son Gül gelir eski Cumhurbaşkanı sıfatıyla falan. Hayır birlikte indiler. En sonunda Taner Yıldız solda. Onun yanında Mehdi Eker, Beşir Atalay, Abdullah Gül ve Ali Babacan. Sonra Ahmet Davutoğlu da vardı cenazede fakat o ayrıydı yani bu tabloda değildi. Zaten biraz farklılığı oradan belli oluyor evet. Peki şimdi Babacan ile Davutoğlu'nu bölmeyin oyları cepheleri neyse bir araya gelin diyorlar. Onların kim olduğunu da soracağım. Bir de şunu soracağım. Böyle bir birleşmede hani HDP'deki gibi eş başkan olmayacağına göre kim öne çıkar? Bunu söylemekte bir şey yok. Ahmet Davutoğlu başbakanlığı döneminde de Recep Tayyip Erdoğan'la aynı yönetim tarzını sergiledi. Olumsuz reaksiyonlarda bugünkü Suriye krizinin aslında müsebbibidir diyebiliriz. Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinden ziyade Ali Babacan'ın liderliği daha makbuldür.
olumlu reaksiyonlar alır. Herkesten oy alabilecek, teveccüh gösterebilecek bir isim. Avrupa nazarında da öyledir, Amerika nazarında da öyledir. Dışarıda da makbul bir isimdir Ali Babacan. Ben seçimden sonraki ilk seçimde diyeyim, daha doğrusu yerel seçimden sonraki yapılması muhtemelen ilk seçimde bu yeni kurulacak partinin %10 civarında oy almasıyla beraber iktidarı sarsabileceğini ve benim savunduğum tez var. AK Parti'nin yavaş yavaş erime bandına gireceğini, yavaş yavaş önce az, daha sonra daha az bir AKP'ye dönüşeceğini ve ANAP gibi erimeye mahkum bir parti olduğunu düşünüyorum. Ali Babacan'ın böyle bir parti kurma olasılığı medyada zaten var da %10 bandını tutturun. Bununla da hemfikirim, kesinlikle tutturur. Medyadaki söylentilerden hareket ederek mi yeni partiden söz ediyorsun, yoksa biliyor musun? Ben biliyorum kulis çalışmalarından. Yani yakın bulduğum insanlar var. Peki Saadet etrafta Partisi kendine adres olarak gösterdi aslında. Yani yeni parti kurmanıza gerek yok. Gelin bizde birleşin. Herhalde siyasiler, yeni parti kurmaya hevesli bu isimler Saadet Partisi'nde kendilerini rahat hissedemeyeceklerini düşünmüş olmalılar ki yeni bir partiyle yeni bir starta karar verdiler. Yeni kurulacak parti, yani hani hemen iktidar medyadaki olacak diye bir şey yok ama tabii. %10 bandı iyidir ve bu iktidarı sarsar diye düşünüyorum. Sosyal medyada, medyadaki haberler, duyumlar, söylentilerin ötesinde ben biliyorum diyor konuğum. Ben de onun bildiğini biliyorum. Bu yeni parti peki, yani Babacan Partisi diyelim biz şimdilik buna. Baba değil parti mi? Ya da Gül Partisi diyelim. Gül Partisi diyelim. Olur mu? Olur, hayır. Peki Gül Partisi nasıl bir yerde olacak yelpazede? Yani eski AKP desem, eski AKP'nin ne olduğu da çok belli değil bir bakıma. Muhafazakar, merkezde mi olacak? Muhafazakar sağın yeni bir partiye ihtiyacı vardır. Merkezi de içine alan bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla pasta gayet geniş. Hali hazırda muhafazakarların merkezinde, Anavatan Partisi'nin başlarkenki şeyi de hatırlarsanız 4 eğilimi içinde barındıran bir süreçti. Ali Babacan'la bunu sağlamak mümkün. Ama AKP de öyle başladı. Tamam, artık nihayetine erdi. Yani miadını doldurdu. Benim kişisel kanaatim bu. Şu an uzatmalara oynuyor AK Parti. Ne yaparsanız yapın olumlu bir şey alamıyorsunuz. Frekans alamıyorsunuz. 17 yılın sonunda ulaştığımız nokta işte meyve, sebze kuyruğu. Öyle diyeyim. Ekonomik darboğazda vatandaşın şu an hiçbir şekilde rahatlamadığı gözüküyor. Dolayısıyla siz ne yaparsanız yapın bu saatten sonra tekrar iktidara talip olma noktasında biraz çıkamayacağınızı düşünüyorum. Yani iktidarı tekrar kazanamayacağınızı düşünüyorum. Bunu da gören Sayın Erdoğan o yüzden MHP ile böyle bir birlikteliğe başvurdu. Kendisi de oyların düştüğünü görüyor. İktidarı artık koruyamayacağını fark etti. İleride başka bir ek partiye de ihtiyaç duyarlar mı bilmiyorum ama şu an düşüşte oldukları kesin. Şimdi Türkiye'de hani 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz. Saklamaya gerek yok. Erdoğan'ın hem İstanbul entelijansiyasından hem iş dünyasından hem de Amerika'dan çek alarak, açık çek, destek alarak iktidara geldiğini biliyoruz. Babacan'ın arkasında böyle bir destek var mı? Yani iş dünyası örneğin son zamanlarda TÜSİAD'da Erdoğan'a çok net, yüksek sesle, çok açık ifadelerle bir eleştiri vardı. Yani hakikaten zehir zemberek suçlamalar oldu son genel kurulda TÜSİAD'ın. Ben orada da şöyle bir şey söyleyebilirim. Yabancı uyruklu birinin TÜSİAD'ın başına geçmesi bundan sonra hükümetin daha çok eleştirilebilecek olması içindir diye düşünüyorum. Türk iş adamları, dikkat ettiyseniz, şu son açıklamaya kadar hiçbir şekilde hükümeti eleştirmeye cesaret edemiyorlardı. Çok küçük harflerle. Yani onu bile ben eleştiri babında kabul etmiyorum. Ama son raddede İtalyan asıllı Simon Kaslowski. Evet, Simon Bey'in seçilmesiyle beraber bundan sonra eleştirilerin, gerçek eleştirilerin, normalde olmayan bir şeyi dile getirmiyorlar. Ama Kaslowski mesela Atatürk'e ve Atatürk Cumhuriyeti'ne bağlılığı çok net ifade etti. Ama mesela ağır eleştirileri Tuncay Özilhan'dan ve Erol Bilecik'ten, eski başkandan dinledik. Yani
onların da artık burasına gelmiş gibiydi. Bunu başkanlıkları döneminde daha sık dile getirmeleri gerekiyor. Benim eleştirim o. Anladım. Yani şu an ayrılırken, vedalaşırken bunu dile getirmek çok da insaflı bir şey gelmiyor. Peki, aslında. Ama esas olarak merak ettiğim benim şu, yani onlar da artık hani yeter demişlerdir ya da işte Erol Bilecik gider ayak konuşmuştur falan bir yana. Ali Babacan'ı destekliyorlar mıdır? Ya işte bu Erdoğan Türkiye'yi bu hale getirdi, hadi çık kardeşim ortaya diyorlar mıdır acaba? Ya muhakkak söylüyorlardır. Bunu söylemekte bir şey yok. Dışarıdan destek almadığınız sürece, teveccüh gösterilmediği sürece sizin buna cesaret etmeniz olası değildir. Dışarıdan? Yani Avrupa olur, Amerika olur, diğer Avrupa Birliği olur. Böyle bir ilişkiler var mı acaba? Muhakkak vardır. Bunu da söylemekte bir iş görmüyorum. Kimi toplantılar zaten yurt dışında yapılmakta. Yani buradaki her hareketinizi takip eden bir yapı var. Dolayısıyla koz vermemek, ne durumda olduğunuzu belli etmemek üzere yurt dışında toplantılar olduğu da aşikar. Öyle mi? Tabii. Ben çok bu yurt dışı pastasını bilmiyordum. Yani yurt dışından kastım yurt dışındaki insanlarla değil. Buradaki anladım. Kadro yurt dışında buluşuyor, öyle değil. Temiz bir ortamda. Daha iyi, daha sağlıklı. En azından sizin hangi safhada olduğunuzu, hangi kertede olduğunuzu göstermemiş oluyorsunuz. Bu ilgi en azından bende hiç yoktu. Bu çok enteresan oldu. Peki, Davutoğlu Ali Babacan'ın altında ikinci belki hatta üçüncü rolü üstlenmeye razı olmazsa... Bu tenzili rütbe değildir aslında. Evet. Size gösterilen teveccühtür bu. Ya sizin halk nazarındaki teveccühünüz bu kadar. Yani burada Sayın Ahmet Davutoğlu eğer hakikaten ülkeye, vatana hizmet etmek istiyorsa şayet bu hiyerarşiye uyması gerekir diye düşünüyorum. Eğer siz bu gidişattan memnun değilseniz ve size olan teveccüh çok değilse, teveccühü çok olan Ali Babacan'la beraber çalışmayı yeğlemelisiniz. Benim kişisel kanaatim bu. Geçenlerde Sabahattin Önkibar'ın kitabında anekdot olarak yer almıştı. Ben de paylaşmıştım sizlerle. Bir Bakanlar Kurulu toplantısında Babacan diyor ki efendim diyor Erdoğan'a hep diyor biz inşaat sektörünü destekliyoruz işte ondan umut ona dair umutlarımız var hep besliyoruz ama diyor inşaat sektörü geçicidir. Kalıcı olan işte imalat sanayidir, ağır sanayidir vesaire. Oraya biraz bakmamız lazım deyince Erdoğan da geriliyorlar. Şimdi biz Babacan'ı reel sektörün sorunlarını bilen, kulak veren, piyasa ekonomisini bilen ve onun kurallarına göre oynayan ve nispeten de muhafazakar liberal, liberal muhafazakar nasıl kurarsanız denklemi bir isim olarak biliyoruz. Bu anlamda Babacan'ın şansı pek çok kesimle sendikasından iş adamına, iş dünyasına, büyük holdinglere, reel sektöre kadar karşı karşıya gelmiş bir Erdoğan yerine tercih edilebilir gibi duruyor. Evet. Peki Amerika'nın bu konudaki fikri hakkında oradan sızan bir şey var mı? Amerika'da buna yeşil ışık yaktı mı sana göre? Ya bu noktada benim dile getireceğim bir detay yok aslında yok. Ama hali hazırda böyle bir girişimin değil Amerika. Ülkece bütün 82 milyonun desteklemesi gereken bir şey. Şimdi metal yorgunluk deyip durduk. Sayın Erdoğan kendi partisindeki insanlar için metal yorgunluktan bahsedip durdu. Kendisinin de bir metal yorgunluğu söz konusu. 17 yıldır belediye başkanlığı döneminde eklersek takribi 25 yıldır bu ülkenin en önemli noktalarını yönettiniz. Bu da sizde bir atalet oluşturmuştur. Tabii ki çekilmesini beklemek mümkün değil ama Ali Babacan'ın başlatacağı bu girişim halk nazarında olumlu bir teveccühe neden olacaktır. Seçmeni Amerika'da, var mıdır onu soracaktım. Ben vardır diye düşünüyorum. Çünkü Ali Babacan'ın Kürt seçmene de, Türk seçmene de, ekonomistlere, esnafa da sıcak gelen bir tavrı, duruşu var. Bu bizim için bir avantaj aslında. Ola ki, şimdi çok komik bir şey söyleyeyim. Ola ki cesaret edemezler de vazgeçerlerse şayet. Ben buradan bir gazeteci olarak söyleyeyim. Bizim bu iktidarı değiştirmemiz gerekiyor. Yeterince yönetilir ve olumsuz şekilde şu an nihayete eriyoruz. Ben kurucu olmaya adayım.
Ben imzamı koymaya adayım. Yeter ki yeni bir oluşum, yeni bir parti gelsin. Çünkü bizim bu muhalefetle bu işi götüremediğimiz aşikar. Muhalefet muhalefetliğinden memnun, iktidar iktidarlığından memnun. İktidar kendisine rakip bir muhalefet görmediği için kendi kendini eleştirmeye başladı. İyi de bu iktidarın yapılanmasında, yola devam etmesinde işte FETÖ tehlikesinin iyice gelişmesinde Cumhurbaşkanı olarak daha önce de parti içinde Abdullah Gül'ün hiç günahı vebali yok mu? Yani ne farkı olacak? Nasıl Türkiye'yi nurlu ufuklara götürecek bu parti? Ya kişisel olarak şunu söyleyebilirim. Yani hepimizin hatası ve dahli var. FETÖ konusunda Sayın Erdoğan'ın da yanlışları vardır. Kendisinin de itirafı söz konusu söyledi. Beni vatanım, Allah'ım, milletim affetsin şeklinde beyanda bulundu. Abdullah Gül'ün de kusuru olabilir ama ben bunu yargılayacak konumda değilim. Ali Babacan'la ilgili böyle bir tasarruf söz konusu mu? Ali Babacan'ın böyle bir dahli, böyle bir etkisi olmadığı kanaatindeyim. Bunu bugüne kadar çok dinlendirirlerdi. Haddi zatında zaten FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili herhangi bir gelişme de olmadı. Evet, sorgulanacaksa, evet. Başlanacaksa başlanabilir. İmkanlar mevcut. Ben yeri gelmişken şunu söylemekte bir eski görmüyorum. Sevgili KYK'lılarla ilgili bir şey söyleyeyim. Onların da dertlerini dinleyen bir gazeteci olarak söylüyorum. Benim mazlumlardan yana böyle bir tavrım var, takıntım var. Benim KHK'lı hiçbir yakınım, hiçbir akrabam yok. Lakin siz bir terör örgütü ismiyle, FETÖ denen örgütle 200 bin kişiyi mesleğinden ederseniz, hiçbir sosyal yardım alamayacak konuma taşırsanız, bu ülkenin 80 milyonuna sirayet eder olumsuzluk noktasında. Bunu hükümetin aslında konuşulmaya da başlandı. Af konusu. Hı hı. Dile getirmelerinde beis yok. Hatta bunu iyileştirmeleri gerekiyor. Yakın kimi KHK'larla ben geçen ay söyleşi yaptığımda onlardaki psikolojik travmanın ülke satına ne kadar olumsuz yayıldığının farkındayım. Bu hepimizi etkileyen bir şey. Onların dertlerine derman olmak durumundayız. Bu arada yine seçim dönemindeyiz diye hükümetin işte şu an af konusunu konuşmaya başlaması yakındır ki EYT'leri de konuşacaklar. Ardarda da yeni sürprizler, yeni seçime kazanma konuna hamleler gelecektir diye düşünüyorum iktidardan. Ben tekrar bu yeni parti hikayesine döneceğim. Bülent Arınç, eski abilerden Bülent, evet. Arınç dedi ki geçenlerde, affetmeyeceğim tek şey AK Parti'nin karşısında başka bir parti kurmaları dedi. Beyefendi bu cümleyi kurarken nereden geldiklerini unutmuş olabilir mi diye düşünüyorum. Yani, nereden? Kendileri de yenilikçiler adı altında AK Parti'yi kurarak, Refah Partisi'ni bölerek bu konuma geldiler. Hatırlarsanız Erbakan da kendilerini bu mümkünlüğü çok eleştirmişti. Kendileri de partiyi bölerek yeni bir parti kurarak geldiler. Bunu da doğrusu ayıplamasını ben yadırgıyorum. Belki de bu durumun devamını herhalde hali hazırda vekil, AKP'den vekil olan oğluyla ilintileyebiliriz. Durumdan memnunum. Ya çok enteresan, evet, damadı nedeniyle FETÖ'cü olmak suçlamasına doğru gidiyor derken birdenbire öyle bir viraj aldı ki Bülent Arınç, müthiş o konuda, tebrik etmek lazım sahiden. Birdenbire bir baktı ki oğlu milletvekili oldu ve tavırları değişti. Reisin en büyük savunucusu oldu. Evet, evet, gerçekten Erbakan'a tırnak içinde ne affedilmez ihanet. İhanet ederlerken yenicikler adı altında o zaman makbuldü. Yani siz yaparken iyi, başkası değil. Yaparken makbul değil. Bunu nasıl eleştirirler, nasıl dile getirirler bilmiyorum. Hali hazırda Bülent Arınç durumdan memnun ki arkadaşlarının böyle bir şeye tevessül etmelerini istemiyor. Şimdi programın başında bir konuşurken Veysi Dündar kimdir diye bir TV5 ayrıntısı geçti. Şimdi ayrıntı değil aslında, şöyle değil. TV5 Saadet Partisi'ne yakın mı? Kesinlikle Saadet Partisi'nin kanalı ama diyebiliriz. Milli Gazete'yle beraber. Gül'ün partisi gibi, Gül'ün televizyonu diyebileceğimiz de bir televizyon mu? Yeni bir kanal. Daha doğrusu vardı da şey yaptı, hani makyaj yapıldı, kadrolar
Bu arada kanalın da mottosu bana ait. Biz Mustafa Yılmaz'ın genel yönetmeniyle otururken ben söylemiştim. Türkiye'nin ihtiyacı mottosunu ben söylemiştim arkadaşlara. Şimdi bunu Halk TV'de yapabilir. Elimizde hani iktidara muhalif çok az kanalımız var. Fox'u ekleyebiliriz, Halk TV ekleyebiliriz, TV5'i ekleyebiliriz. Bu kanallar kendi aralarında paslaşırlarsa ekrana çıkma ihtimali olmayan adayları ekrana çıkarırlarsa. Misal işte İstanbul'un Saadet adayı Sayın Necdet Gökçin'i Ayşenur Aslan misafir edebilir ya da Fatih Portakal misafir edebilir. Kendi aramızda paslaşabilirsek ve devamlı surette bunları gündemde taşıyabilirsek hani %90'a %10 %90 iktidar yanlısı medya, %10 muhalif medya bandını böylece bertaraf edebiliriz diye düşünüyorum. Saadet Partisi yerel seçimde AKP'den oy alabilir mi? AKP seçmeninden? Ben 24 Haziran seçimlerinde aslında Saadet Partisi'nin bir şekilde oylarının bunu dile getirmek sakat bir şey olabilir ama o oranda olmadığını düşünüyorum, düşünenlerdenim. Ama bu seçimde %4'ü, %5'i bulurlarsa şayet belediye seçimlerinde yükselmesi muhtemel. %4-5 biraz zor ama %3'ü bulabilirlerse. Saadet Partisi'nin şöyle bir takdir edilesi yanı var aslında. Her ne kadar Millet İttifakı'nda tam manasıyla yer almamış olsa da. Seçime girilmesi muhtemel 1389 noktada aday gösterebilme başarısını göstermiş. Bu takdir edilesi bir şey. Olumlu ya da olumsuz eleştirebilirsiniz ama her yerden aday gösterebilecek olması ve teveccühün de aslında artarak sürmesi takdir edilesi bir şey. Saadet Partisi'nin oyları şu an yükselişti. Ben bunu görebiliyorum sahiden. Yani 4-5 çok yüksek görünüyor olabilir zaten haliniz ama en azından Cumhurbaşkanlığı seçiminde %1'den daha fazla oy alacakları kanaati bende hakim. Bakalım, ben çok merak ediyorum hakikaten bu seçimin sonucu. Ne görüyorsunuz? İstanbul'dan başlayalım. Şimdi ben Ekrem İmamoğlu'nu ilk açıklayan kişiyim. Hatta CHP'deki Cumhurbaşkanı adayını da Muharrem İnce'yi de ilk açıklayan kişiyim. Hı hı. Orada da kulis bilgilerim çok sağlam. Ekrem İmamoğlu'nun ben şahsen kazanmasını isterim. Neden isterim? Hiç olmazsa hükümete bir mesaj verilmiş olur diye düşünüyorum Sayın Erdoğan'a. Kazanabilir mi şu an muallakta? Öyle mi? Tabii, kişisel kanaatim şu. Binali Bey, bugün sizin az önce girişte bahsettiğiniz gibi Ahmet Hakan Binali Bey'i çok heyecansız görüyor. Evet, tabii. Ahmet Hakan bugün öyle demiş. Heyecansız, en büyük dezavantajı heyecansız demiş. Çünkü, niye heyecanlı olsun ki adam? Yani, zorla getirildi. Onun da haricinde zaten yeteri kadar siyasette yer edinmiş birisinin bu şekilde daha rahat konuşuyor olması normaldir. Çünkü her türlü safayı yaşamış birisi. Takribi 40 yıldır da siyasetçi. Ve bütün merhaleleri Tayyip Erdoğan gibi yükselerek aşmış birisi. Şu an bu şekilde relax olması aslında onun için bir avantaj. Ekrem İmamoğlu'nun kazanma ihtimali, ben onun denge olan bir adayla söz konusuydu ama Binali Yıldırım'ın tecrübesiyle bu şeyi kazanacağını düşünüyorum. Evet, olabilir. Evet. Ekrem İmamoğlu onun kadar tecrübeli değil. Reklama gidiyoruz. Dönüşte şunları konuşacağız. Şimdi Binali Yıldırım kazanır kazanmaz bilmiyorum. Doğrusu isterseniz birçok anket, üstelik de AKP'nin yaptırdığı anket, Ankara'da Mansur Yavaş zaten tamam deniyor. Fakat İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu'nun 1-2 puan öne geçtiği yolunda. Hatta hafta sonunda bir söyleşi çıktı. Ekrem İmamoğlu dedi ki bir anket geldi, çok şaşırtıcı. Bir tek Kılıçdaroğlu'na gönderdim dedi. Biz oradan anladık ki İstanbul'da hem İmamoğlu alıyor hem de CHP'nin elinde olmayan ilçeler de alınıyor gibi. O cümleyi açmadı ama onu anladık. Şimdi Yıldırım ne yapıyor peki? Yıldırım tıpkı Erdoğan gibi yandaş medyaya güveniyor. Yandaş medyadan hem Yıldırım'a dair hem de Fenerbahçe'ye, Ali Koç'a dair Demirören medyasını da soru ünlem gelecek bir konuya dair notlarla karşınızda olacağım. Görüşelim. Olur mu?
Halk Kitabevi'nin sunduğu Medya Mahallesi devam edecek. Halk Kitabevi'nin sunduğu Medya Mahallesi devam ediyor. Efendim yeniden birlikteyiz sizlerle. Konuğum Beyzi Dündar. Çok özetle, çok kabaca muhafazakar medyadan bir isim. Ama sadece muhafazakar cepheyi değil, genel olarak Türkiye'yi konuşuyoruz. Şimdi şurada kalmıştık. Erdoğan'ın temsil ettiği oylar. Çünkü Binali Yıldırım, Ankara'da efendim Özaseki, orada Zeybekçi falan, hayır. Zaten her yerde Erdoğan'ı görüyoruz ve dolayısıyla gene her zamanki gibi son yıllardaki bütün seçimlerde olduğu gibi Erdoğan tek başına seçime gidiyor ve kendisini koyuyor kefil olarak. Oysa daha önce de sizlerle paylaştım. Erdoğan'a güven, parti olarak demiyorum bakın, Erdoğan'ın kişisel oyu güveni müthiş bir erozyona uğramış durumda. Kişisel oyunda kesinlikle başarılı diyenlerin oranı %15'lerde, 20'lerde. İşte başarılı diyenlerle birlikte bu 35'leri, 38'leri buluyor. Çok büyük bir düşüş var. Bunun tabii bir nedeni şu, ekonomideki giriş. Hemen önce şunu söyleyeyim. Petrol alarm veriyor gene. Petrolde alarm var çünkü Brent petrolde varil fiyatı 67 dolara çıktı. Bir ay, bir buçuk ay kadar önce 50 dolardaydı. Çok ciddi bir yükseliş var. Petrol fiyatları yükseliyor, sürekli yükseliyor. Daha çok yeni benzinde 27 kuruş zam gelmişti. Bu petroldeki artışa bakarak gene benzinde zam mümkün diyorlar. Belki seçim sonrasına bırakacaklar. Ama 27 kuruş gibi fahiş bir zammı bırakamadılar örneğin. Demek ki o kadar sıkışık durum. Durumun ne halde olduğunu bir de Hürriyet bile görmek zorunda kalmış. Hürriyet'in genel yayın yönetmeni Vahap Munyar bile görmek zorunda kalmış. Elektrik faturasında %66 yük var diye Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin bir toplantısından aktarmış bugün. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Elektrik 100 lira geliyor. Bunun 66 lirası okuma süresi, efendim TRT payı, dağıtım işte kaçak elektrik payı vesaire diye 100 liranın 66 lirası yük. Bu sanayi tabii etkiliyor. Hem benzin hem elektrik, zaten gıda vesaire, bunlar muazzam hem enflasyonla hem de girdilerdeki bu yeni fiyat artışlarıyla müthiş sıkıntı var. Bunlar AKP seçmeninin ne kadarını, ne ölçüde etkiliyordur sence Beyzi Dündar? Buna ilgili şunu söyleyeyim. Hazır elektrikten bahis açılmışken 80 TL'ye kadar elektrik indirimi de söz konusuydu. Fakir ailelere iktidarın bir seçim öncesi bir vaadi, bir jestiydi bu. İndirim, tenzilat noktasında. Bu gibi kolaylıkları iktidar vatandaşa yansıtmakla mükellef şu an seçim öncesi. Seçimi kazanmak için her türlü ikramı yapacaklarını düşünüyorum. Vatandaş halinden memnun değil. Vatandaş yükselen enflasyonun farkında. Vatandaş rahatsız. Hiçbir şekilde mutlu değil. Dikkat ederseniz TÜİK iki gün önce bir açıklama yaptı. Türkiye'de mutsuz insanların sayısı artmakta. Neden mutsuz olursunuz? Ekonominiz düzgün değildir. Paranız normal yaşamaya, mutlu yaşamaya elverişli değildir. Şu anda da ülke olarak biz bunu yaşıyoruz. Yani %5'lik kısmı ayırırsak neredeyse %95'i maalesef çok zor şartlar altında yaşamakta. Bunu da artık sosyal yardım alanların haricinde ve sosyal yardım alanları da dahil olmak üzere bu gidişatın, bu zayıflığın, bu fakirliğin herkes farkına vardı. Bunun oylara yansıyacağını düşünüyorum kesinlikle. Şimdi bakın iktidar şöyle bir şey yapıyor. Medyayı ele geçirdi ya çok büyük oranda, %90 oranında. Medya yazmazsa, yani insan görmezse
problem yok diye düşünüyor. Ama tam da deve kuşu misali. Ya kafanızı kuma gömseniz ne olur? Yani okumasın. Medya sizi, yandaş medya kandırsa ne olur? Siz yaşıyorsunuz sorunları. Tam da bunu söyleyecektim. Aslında AKP'nin haddi zaten direkt eleştiriye ihtiyacı var. %90 nasılsa işi algı yönetimiyle farklı veçelere taşıyor. Öyle gösteriyor. Her şey güllük gülistanlık gösteriyor ama AKP'nin besleneceği şey aslında eleştiri. Çünkü biz dışarıdayız. Biz muhalifiz. Daha net görüyoruz. Yani sırf Sayın Erdoğan'ı mutlu etmek için konuşmuyoruz. Sağdakileri, olumsuzlukları kendisine yansıtıyoruz. Dolayısıyla AKP'nin buradan beslenmesi gerekiyor. Bu onun gıdası. Olumlu ya da olumsuz fark etmiyor. %90 bir tarafta, %10 bir tarafta. Dikkat edin, %10 daha fazla takdir ediliyor, daha fazla okunuyor, daha fazla izleniyor. Şimdi haddi zatında %90'lık bir medyadan bahsediyoruz. Hürriyet'in, Sabah'ın, Milliyet'in değişimi aşikar. Tabii. 1 milyonluk satışlardan toplamda 100 binlik satışlara gerilemiş vaziyette. Kimse sizin o şu an kendi bünyenizde olan gazeteleri almıyor, televizyonlarınızı izlemiyor. Bunun farkına varın. Şu an getirdiğimiz eleştiriler iktidarın daha iyi olması adına. İktidarı besliyoruz aslında. İktidar bunun için bize teşekkür etmeli. Yani biz olmayan bir şey varmış gibi şakşaklamıyoruz. Sayın Erdoğan'ın buna dikkat kesilmesi ama lazım. Ama Kılıçdaroğlu Zeynep Gürcanlı'ya verdiği röportajda söylemiş. Bugünkü sözcüğünün başında var. Diyor ki Kılıçdaroğlu halktan koptu, saraya çekildi. Sarayın balkonundan yüzlerce metre ötedeki halkı selamlamak, 3000 kişilik koruma ordusuyla miting yapmak hangi demokraside var diyor. Şimdi sorular doğru ve az önceki tabloyu izah ediyor aynı zamanda. Erdoğan'a kimse cesaret edip zaten söyleyemiyor efendim dışarıda yangın var diye. Mutfaklarda orada burada yangın var. Artık insanların burasına geldi diye. Kendisi de göremiyor. Çünkü hakikaten koptu. Yani o fil dişi kulesinde dışarıda ne olup bittiğini bilmiyor. Yani eskiden bunu padişahlar için ya da krallar için söylerlerdi. Bugün aynısını görüyoruz. Şimdi benim çok ilgimi çeken bir şey oldu. Onu paylaşmak istiyorum. Epeydir farkındayım. Bu hafta sonu, cuma günü özellikle, cuma cumartesi iş edindim. Şimdi Taksim'de bir gazete büfesi vardı eskiden. Artık yok, kaldırıldı. Dahası eskiden benzin istasyonlarındaki bu alışveriş yerleri var. Hepsinde var. Ne ararsanız var ama saç boyası bile var. Gazete olurdu eskiden, yok. Yok. Şimdi gerçekten iş edindim dediğim o. Girdim en az 4-5 benzin istasyonuna sordum farklı şirketlerin. Artık gazete satmıyor dediler. Dedim ki yani Allah Allah, %90'ı bu beyefendinin, reisin elinde. Yani niye satmıyorlar bunlar? Gazete okunmasını istemiyorlar belli ki. Çünkü bu kadar olmaz, hakikaten olmaz. Yani ne var? Çünkü yer tutmuyor çok fazla gazete. Bozulmuyor, çürümüyor, kokutmuyor, akıtmıyor. Koyarsınız fazlasını da gelir alırlar. Niye satmıyorlar? Ha, çünkü ola ki sözcüğü alırlar. Ola ki Cumhuriyeti bir günü alırlar. Öyle bir tehlike var diye herhalde. Sözcü mözcü alacak olanlara Cumhuriyet bir gün, Evrensel işi zorlaştırıyorlar. Bir de şöyle bir gerçek var. Japon bir turist arkadaş beni gazete okurken gördü. Resminizi çekebilir miyim dedi. Neden dedim? Gazete okuyan ilk kişisiniz, ilk gördüğüm kişisiniz demeye başladı. Bu da aslında bizim için eleştirilmesi bir şey. Ciddi mi söylüyorsun? Kesinlikle. Yani bu görmemiz gereken bir gerçek. Artık gazete bile okumuyoruz. Medyayı bu safhaya taşıdınız. Ve okunmasın diye de iktidar çok net ikna oldum ben, kanaat getirdim ki özel çaba harcıyor. Yoksa hakikaten önce Allah Allah dedim ya, %80'i 90'ı gazetelerin bu beyefendinin, ama ola ki %20'yi alırlar, onlara dolaşmasınlar. Yok, gerçekten gazete almak için çok özel çaba harcamanız gerekiyor İstanbul'da. Bu çok ayıp, çok vahim, çok tuhaf bir durum. Zaten kendileri de dile getirdiler. Cahil halktan yanayız. Okumayan, takip etmeyen. Ay evet. Evet. Bunu istiyorlar, öyle değil mi o kitap? Şimdi medyada hani %80'i 90'ı diyoruz ya, en büyük hamle Aydın Doğan medyasını reis cephesine çekmekle oldu.
Aydın Doğan satmak zorunda kaldı Demirören'e yayın grubunu. Şimdi orada bir şeyler oluyor. Orada tuhaf bir şeyler oluyor. Onları söyleyeceğim, sonra konuğuma soracağım. Onun da bilgisinin olduğu bir alan. Şimdi efendim, önce Necil Ülgen, Fanatik Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni gitti. Fanatik Gazetesi deyip geçmeyin. Türkiye'de en çok satan gazetelerden biri aslında. Futbol ağırlıklı spor gazetesi. Nedenini birazdan söyleyeceğim. Sonra Tahir Kum gitti. O da gene o gruptan. SporX internet sitesi de genel yayın yönetmeni. O da gitti. Bu arada Hürriyet gazetesinde Fenerbahçe muhabiri, Hürriyet Spor Servisi Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar, o da gitti. Şimdi kim neden gitti? Necil Ülgen, Fanatik Gazetesi genel yayın yönetmeni. Bu Demirören'e giderken gazeteler yayıncılığıma karıştırmam demişti. Tamam sözü alınca kalmıştı ama karıştılar. Hem de neden karıştılar? Ali Koç'un Demirören'i eleştiren sözleri gazetede yer verince, şimdi Fanatik Gazetesi'nde Fenerbahçe Başkanı'nın sözlerine yer vermeyecek misiniz? Vereceksiniz. Demirören kim? Futbol Federasyonu Başkanı. Dolayısıyla konuyla birinci derecede ilgili bir insan. Hayır, görevine son verildi. Ahmet Ercanlar da keza Ali Koç yüzünden gitti o da. O da gazetede yazmamış ama Twitter'da hakemleri Fenerbahçe kararları yüzünden eleştiren bazı mesajları olmuş. Çağırmışlar, koymuşlar önüne. Ne bu demişler Ali Koç sevdası? Sen kimsin? Hadi güle güle demişler. Burada yeri gelmişken ben söz almak istiyorum. Tam da hayır, zaten sana soracağım. Bir Ali Koç krizi var belli ki Demirören medyasında. Şimdi Ali Koç'un iktidarca ve Sayın Erdoğan'ca sevilmediği hepimizin malumu. Hatırlarsanız Fenerbahçe başkanlık seçimleri sırasında kime oy verilsin diye Sayın Erdoğan'a sual sorulmuştu. Kendisi de tecrübeden yana oy kullansın kongre üyeleri diyerek açıktan Aziz Yıldırım'ı desteklemişti. Fakat Fenerbahçe kongre üyeleri buna aksi bir reaksiyon vererek tarihi bir farkla Sayın Ali Koç'u başkanlığa getirdiler. Ali Koç'un şu an imkanları ölçüsünde başarısız kılınmaya çalışıldığını düşünenlerdenim. Fenerbahçe ligden düşme safhasında bütün şeylerde başarısız kılınıyor. Bu aslında bir şaya da olabilir, başka bir şey de olabilir ama Ali Koç'un başarısız kılınması şunu beraberinde getiriyor. Daha önce kulislerde konuşulan bir şeydi. Eğer başarılı olursa CHP'nin başına düşünen bir isimdi Ali Koç. Öyle konuşuluyordu. Başarısız kılınmasını ben bununla ilintiliyorum, bununla yorumluyorum. Bu noktada Ali Koç'un da fair play'den ödün vermeden eleştirini profesyonel bir manada, hitabetini de hiç bozmadan çok güzel şekilde dile getirdiğini de söylememiş olayım. Şimdi bunlar Ali Koç meselesiyle ilgili. Hı hı. Şöyle de bir yanı var çünkü. Fenerbahçe camiasından Futbol Federasyonu Başkanı Demirören ve Futbol Federasyonu Başkanı olarak pek çok tartışmalı kararı elbette ona soracaklar. Gayet tabii. Dolayısıyla Ali Koç'un nezdinde Fenerbahçe'nin hani bir rakip olması söz konusu. İnsan medya mensubu olarak hani bu laf çıkmasın diye tam tersine azami dikkat eder güya. Öyle değil mi? Ben bir de başka bir zaviye taşıyayım olayı. Siz mesela dünyanın herhangi bir yerinde hiç gördünüz mü? Bir belediye parti, daha doğrusu takım kuruyor ve kendi yandaşına bu kulübü hediye ediyor. Bunu direkt anlatayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB, Başakşehir Kulübü'nü kuran, finanse eden bir belediye. Bunun benzeri dünyada yok. Mesela Münih Belediyespor'un Bayern Münih'e rakip olduğunu hiç duydunuz mu? Veyahut Londra'da Londra Belediyespor'un Arsenal'e rakip olduğunu hiç duydunuz mu?
benzeri bu örnekler çoğaltılabilir. Siz İstanbul Belediyesi olarak bir tane kulüp kuruyorsunuz. Başakşehir Kulübü'nü. İmkanlarınız ölçüsünde müthiş şekilde finanse ediyorsunuz. Ve şu an bu kulüp şampiyonluğa oynuyor. Ve 50 milyon futbolcu tutarı, 50 milyon euro civarında bir futbolcu kapasitesi var. Siz bunu nasıl, bu parayı nereden ürettiniz? Nereden ikram ettiniz? Ya. Nasıl dağıtıyorsunuz? Bu para nasıl toplandı? 50 milyon eurodan bahsediyoruz ki bu da bir belediye için oluşturulmuş ve takıma finanse eden bir şey için sorgulanması gereken bir konu aslında. Erdoğan ama ne kadar net Erdoğan. Diyor ki ne var canım diyor. Ben diyor kurdum diyor. Ben kurdum diyor. Bitti nokta. Yani çünkü Türkiye Erdoğan'ın. Erdoğan işte ne isterse olacak. Avrupa'da göremezsiniz. İngiltere'de May'de göremezsiniz. Almanya'da Merkel'de göremezsiniz. Fransa'da Macron'da göremezsiniz. Bu normalde eleştirilmesi gereken bir şey. Diğer türlü siz şimdi %90'ı yabancı olan Başakşehir'le eğer şampiyonla bu kadar açık destek verirseniz milli takımınız da Avrupa'da C ligine düşer. Şimdi bir istifa daha doğrusu gönderme vakası var dedim ya Demirören medyasında. Bu artık daha vahim bir durum. Şimdi SporX genel yayın yönetmeni Tahir Kum gönderildi. Nedeni şu, bunun tabii çok hani yatacak yeri yokmuş o cephede tabii ki. Bir haber nedeniyle. Haber şu. Federasyon, Futbol Federasyonu, Demirören medyasının sahibi olan Demirören'in başkan olduğu federasyon. Diyor ki bununla ilgili olarak federasyon Katarlı Bein Sports Dijitürk platformundaki Bein Sports anlaşmasında unutulan maddeler nedeniyle 80 milyon dolar zarar etti. Şimdi akıl sır almıyor. Buna şaşırdık mı? Şaşırmadık ama şaşıralım bir dakika. Yani. Şaşıralım ve yani ne bileyim ben bu nasıl oluyor diye soralım. Ve hatta bunun hesabı sorulmayacak mı diye soralım. Elbette şaşırmıyoruz da. Çünkü olduğu oluyor ve olması da muhtemel şeyler ama ben burada cesaretli bir müfettişin ya da cesaretli bir savcının bunu sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Yani 80 milyon doları kamu yararına zarara sineye çekilmiş durumda. Bunun araştırılması ve açığa çıkarılması gerekir. Cesur bir savcının ya da bir müfettişin devreye girmesini bekliyoruz öyle diyelim. Fakat çok büyük bir şey. Kesinlikle. Gerçekten çok büyük bir şey. Yani federasyonun müthiş avukatları var benim bildiğim kadarıyla. Değil mi? Yani evet. Hem maaşlı federasyon için çalışan hem de işte her kulübün avukatlarının gönüllü olarak da yol gösterdiği bir yapısı var biliyoruz. Federasyon Bein Sports'ta maç yayınlarıyla vesaireyle ilgili olarak yaptığı sözleşmelerde çok önemli birkaç maddeyi unutamaz. Unutamaz. Buna hakkı yok. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bunun imkanı yok. Böyle burada, bir şeyin olma imkanı yok. Dolayısıyla burada bir şey var. Kesinlikle doğru. Bunu federasyon da zarara uğratılıyor Katarlı Bein Sports lehine. Yazık. Ve sorulmuyor. İşte bunları sorgulayamıyoruz. Bunları araştıracak savcılar maalesef yok öyle diyelim. Vallahi hiçbir şeyin hesabı sorulmuyor biliyor musunuz? Şu an ona çok demeye getirdim ya. Sözü yani maalesef. Bunları sorgulanması gereken yolsuzluklar, açıklar, yanlışlar. Haber bile olmuyor. Biz burada veriyoruz iki gün sonra hatırlamıyoruz bile. Hani siz ne biz, siz ne biz. Bakın Demirören medyası hani federasyonun parasını Katar'a unuttum 80 milyon dolardan söz ediyoruz veriyor. Bu arada bunu haber yapanı kovuyor. Bu arada ekonomik kriz var diye 50 kişiyi sokağa atıyor falan. Bu arada da güzelleme yapıyor, iktidar güzellemesi. Ne güzel, ne mutlu. Şimdi Hürriyet gazetesinde bir haber. Binali Bey tapu dağıtmış. Hafta sonunda dolaşıyor ya Binali Bey. Binali Bey tapu dağıtıyor. Bakın yandırdaki fotoğrafta zaten tapuları görüyoruz. Sultanbeyli ilçesinde beyefendi mutlu mutlu tapu dağıttı.
Dağıttı mı? Tapu mu dağıttı? Ne dağıttı? Haberin kendisine gelelim. Haber birinci sayfada Hürriyet'in yer aldı. Aynen başlık öyle. Binali Yıldırım tapu dağıttı. Hem birinci sayfada hem içerideki haberde. Ama bakıyorsunuz haberin içine, diyor ki temsili olarak. Nasıl ya? Şimdi 50 kişiye dağıtmış. Temsili olarak derken 50 kişiye temsilen mi dağıttı? O tapuların kendisi mi temsili? Herhalde temsili değil tapular, gördüğümüz kadarıyla vermişler. İyi de Binali Bey meclis başkanı değil, bakan değil, belediye başkanı başbakan değil. Değil, büyükşehir belediye başkanı hiç değil, sadece aday. Nasıl dağıtıyor tapu? Nasıl oluyor ve kimsenin nasıl aklına gelmiyor böyle bir şey olmaz demek, dağıtamazsın demek. Şimdi bunları konuşamıyoruz, soramıyoruz. Ay ne ayıp bir şey ya. Hangi birine yetişelim? Ne bileyim ben, yani yetişebildiğim kadarına yetişmeye çalışıyorum. Reisi, yani ne kadar ayıp. Federasyon başkanı 80 milyon dolar zarara uğratacak. Federasyon parası nereden? Devlet falan da veriyordur ama. Futbol seyircisinden şuradan buradan alınan bilet paraları, şunlar bunlar değil mi? Tabii bütünü aslında. Dolayısıyla kamunun parası. Çarşur edilirken bunun hesabını soramıyorsunuz. 80 milyon dolar bir zarar. Onun hesabını sorama, bunun hesabını sorama. Ama sonra ne yapıyorsunuz? Ay vallahi gerçekten hani AKP seçmeni, bakın aşağılama falan olarak almayın lütfen ama. Yani lafa işte Allah diye başlayıp Allah diye bitiren, saat yerine ezan sesini kullanan, İşte ezandan önceydi, sonraydı diye zamanı böyle izah eden bir kitleden söz ediyoruz. Ya size günah gelmiyor mu mesela bunlar? Ayıp gelmiyor mu size? Bilmiyorum. Ne düşünüyorsun? Yani gerçekten o camiaya, o topluluğa, o kesime yakın biri olarak. Bu noktada zaten muhafazakar diyebileceğimiz isimler ve muhalif olan isimler bunu defaten dile getiriyor ve bu noktada AKP'nin yaptıkları ayıplanıyor. Doğru bulunmuyor. Ne dinen ne de ahlaken bunların hepsi yanlış. Bunların çok müsterih olmamaları gerekiyor aslında. Bu kadar yanlış varken, bu kadar yolsuzluk şayası varken, bu kadar rahat oy talep etmek aslında bir ayıp. Önce bunları bir temizleyin. Bu yolsuzluk nedametlerini bir gösterin. Yanlış yaptık deyin. Suçluları cezalandırın. En azından vatandaşın gönlüne bir su serpin. Ama maalesef İktidar noktasında da bunun ayıplandığı ya da evet haklısınız böyle bir yanlış yapıldı itirafları gelmiyor. Bu da ayıplanısı bir durum aslında. Şimdi size birazdan ilginç bir not aktaracağım ama bu yeni partiyle ilgili. Şimdi İzmir'e bir gidelim. Bakın Binali Bey'e bütün bu soruları sormayan, doğrudan doğruya devlet destekli, iktidar destekli bütün kapıları açan iktidar İzmir'de Balçova'da ne yapıyor? İzmir Balçova'da CHP adayının adaylığı ilçe seçim kurulu tarafından reddedildi. Şimdi Balçova ayağa kalktı. Haklı olarak ayağa kalktı. Çünkü nedeni şu, Balçova'da Mehmet Ali Çalkaya başkan adayı. Katılanları da görüyorsunuz, göreceksiniz daha da. Tam anlamıyla hani spontan gelişen bir miting. Çalkaya'ya destek için. Dediğim gibi Çalkaya için ilçe seçim kurulu diyor ki, sen kardeşim diyor ceza yedin. Cumhurbaşkanı hakaretten ceza yemeyeni zaten hani yakında mumla arayacaklar belli bir kesimde. Ama yasaya göre bir yılın üzerinde eğer olursa ceza yasaklı oluyor. Oysa bir, hakaret suçu seçilmeye engel değil. İki, ceza bir yıl değil. Yani neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Ama seçim kurulu
bunu şey yapamıyor yani. Abi çok hakikaten nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Hani böyle sözün bittiği yer falan derler ya. Bu noktada muhalefetin de yaptığı yanlışlar var. Bunu da dile getirmekte beis yok. Beis yok. Burada ne var? Muhalefetin yaptığı yanlış? Burada değil. Ben başka örnek ama vereyim. Bu yani... bariz şu an ki hali hazırda da belediye başkanı zannımca. Yanlış mıyım? 15 yıldır belediye başkanıyım diyor. Evet, son evet, belediye başkanı. Evet, dolayısıyla yeniden aday. Kayyum falan atanmadı. Devam ediyor. Hayır hayır. Bu arada şöyle bir şey var. Suçu da Cumhurbaşkanı hakaret suçunda nasıl işliyor biliyor musunuz? 10 Ekim'deki hatırlarsanız 10 Ekim 2015'te Ankara Garı'nda bir patlama olmuştu. Oradaki katliamı protesto için miting düzenleniyor. İktidar o zaman Davutoğlu ile başbakan bildiği halde neredeyse canlı bombayı engellememekle eleştiriliyordu vesaire. O mitingde binlerce kişinin slogan atmış. Nasıl orada onu tespit etmişler de Cumhurbaşkanı'na o sloganlarla nasıl hakaret etmişti? Zaten davanın kendisi absürt. Kaldı ki bu davadan aldığı ceza nedeniyle bir yılın altında olduğu için adaylığının engellenmesi söz konusu değil. Cumhurbaşkanı hakaret suçu seçilmeye engel olamaz. 3 ay, 3,5 ay hapis yattı diye destanlar yazan Erdoğan'ın geldiği noktaya bakın ya. Tamam CHP'nin şeyleri vardır, onu sorarım. Ama rica edeceğim burada zaten iktidar falan değil. Hakikaten Erdoğan Türkiye olmuş. Yargısı, polisi, askeri, medyası. Nasıl iradelerini teslim ediyorlar Allah aşkınıza? Onu da merak ediyorum. Burada bir akıl tutturması yaşadığımız aşikar. Yani buradan nasıl çıkarız? Sayın Erdoğan'ın oylarını geriye çekerek ve bir şok yaşatarak aslında burada seçimde güzel bir mağlubiyet alırsa, en azından büyük şehirlerden Ankara, İstanbul gibi yerleri kaybederse... Anlamlı bir mağlubiyet. Tabii. Kastettiğim. Aynen tabii. Öyle. Yani anlamlı bir mağlubiyet. Orada şöyle bir şey dile getirmek istiyorum. Hiç olmayan bir parti bir anda DSP'den bahsedeceğim. Bir anda durduk yere siyasete girdi. Arda arda adaylar göstermeye başladı. Ben bunu siyaset mühendislerinin bir işi olarak görüyorum. DSP durduk yere nereden çıktı? Aday göstermeye başladı neredeyse. Her yerden aday gösterdi. Ankara'daki Mansur Yavaş'ın galibiyetini neredeyse sekteye uğratacak duruma soktu. Haddi zatında neredeyse 4-5 aydır zaten yerel seçimlerin tarihi belli. İyi Parti'nin Mersin'deki gafleti. Bu da ayrı bir parantez. Evet ya. Ve Saadet yani Partisi... içeriden vurdular ama hakikaten siz de nasıl anlamadınız, fark etmediniz kardeşim. Yani şimdi bunları çoğaltmak da mümkün. Saadet Partisi'ne de lafı taşıyacağım. Çok iyi giderlerken İdris Naim Şahin'i aday göstermekle onlar da olumsuz bir reaksiyona tabi kalacaklar. Muhalefet de durduk yere maalesef. Kendisine gol atıyor. Kendi kendine gol atıyor dediğiniz gibi yani. Yakışık ama, olmayan haller. Ama hakikaten İdris Naim Şahin ne kıymetliymiş hakikaten Azim ya. CHP'den de kıyamet koptu. Bütün partileri turladık. Parti, en sonunda Saadet Partisi'yle nikah tazelediler, nikah oldu. Ben Saadet Partisi'nin abisi diyelim bu konuda Oğuzhan Asiltürk'ün müdahil olduğunu düşünüyorum. Onun inisiyatifi doğrultusunda aday yapıldığını düşünüyorum. Keşke yapılmasaydı. Kişisel kanaatim bu. Bu arada DSP demişken, şimdi beyefendi gene çok şeymiş, hani eksik olmasın, açık sözcüymüş. Saygı Öztürk'e, Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuşmuş DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel. Demiş ki, bugünlerde demiş, yandaş medyada paylaşamıyor. Senin geçti maalesef. Böyle de bir gerçek var şu an. DSP'nin ortaya çıkmasıyla muhalefetin oyları ikiye bölündü. Kazanması muhtemel adayların kazanma olasılığı düştü. Çok çok hoş ya. Diyor ki geçen seçimde kapımızı çalmayan, hatta genel merkezimizin yerini bile bilmeyen iktidar yanlısı medya bizi çok sevmeye başladı. Muhabirler genel merkezimizden çıkmıyor. Sık sık bizimle röportaj yapma gereği diyorlar. Tabii bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Açıkçası hükümete yakın televizyonlarda CHP'nin oylarını böldüğümüz için
bize büyük destek var demiş. Güzel güzel itiraf aslında biliyorum. İtiraf etmiş. Maalesef. Şimdi yeni partiyi konuştuk ya. Tam da bu isimde bir internet sitesi daha yeni, yeni parti taze. Diye bir şey açıyor. Evet, yeni bir parti .org diye bir internet sitesiyle Hilmi Taşkın, değerli izleyicim çok teşekkür ediyorum. Çok değerli katkılar verir bu programa. O söyledi, ben açıkçası bu internet sitesini bilmiyordum. Şimdi az önce sevgili Ufuk Aras da bana aynısını yolladı. Bu bugün itibariyle zannediyorum herhalde. Bugün daha çok taze. Evet. Yani hani ne denir? Yepyeni. Yepyeni bir duyuru diyelim. Şimdi size şunu okuyayım. Yeni bir parti.org dört yapraklı yonca diye bir slogan, yani daha doğrusu sembol seçmişler. Sembol. Partinin şeysi olduğunu bilmiyorum. Türkiye'ye uğur getirecek sloganda bu olmuş. Diyor ki biz kimiz? Kendisini merkez sağda konumlandıran ve dört eğilimi bir araya getirecek olan partimizin kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Parti lafı ilk kez bugün böyle bu kadar net aleni oldu. Çok doğru bir günde gelmişsin Veysi. Hakikaten çok net, sen de söyledin. Evet. Bugün de çok net. Devam etmektedir. Kurucu kadromuz ve partimizin ismi politika ve vaatlerimizin kadromuzun gölgesinde kalmaması için stratejik bir tercih olarak uygun göreceğimiz tarihe kadar açıklanmayacaktır. Kadromuzda kamuoyunun yakından tanıdığı ve tanımadığı kişiler olabilecektir. Şimdi demek ki o dört yapraklı yonca sembol değil. Tabii değişiklikler olması muhtemel. Slogan da o değil. Tabii. Ama en azından böyle bir hazırlığın. Başka bir isim herhalde düşünülüyor. Biz Türkiye'nin tüm renklerini temsil eden ve dört siyasi eğilimi milli menfaatlerimiz temelinde bir araya getiren genç, dinamik ve azimli bir kadroyuz. Davutoğlu'nu tarif etmiyor bu. Babacan ediyor da öbürünü etmiyor. Biz vatandaşlarımız arasındaki mevcut siyasi, ideolojik, etnik, dinsel ve mezhepsel farklılıkları tehdit olarak değil, bilakis büyük bir zenginlik olarak gören demokrat bir kadroyuz. Devam ediyor, akla güveniyoruz. İşte Cumhuriyet'te, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti lafını kullanmaları bir anlam taşıyor herhalde. Ondan söz ediyor. Gayret bizden, destek milletimizden, başarı Allah'tan. Tam kimliğini söylemişler. Gayret bizden, destek milletimizden, başarı Allah'tan diye de bitiriyor. Yeni parti. Belki adı yeni parti olur mu bilmiyorum. Çok fazla yeni parti büyük harfle üstelik de kullanılıyor. Yani bir özel isimmiş gibi kullanılıyor, bilmiyorum tabii. Biz kimiz derken böyle bir şey de vermişler. Hani daha açıklamıyoruz ama tanıdığınız kimler var, kimler var diyorlar. Seçimden sonra muhtemeldir açıklanması diyelim. Ama bu aynı artık ama aynı detay mı bilmiyorum onu şimdi. Herhalde bilmiyorum ki. Kanıksamış olmayalım. Ama şöyle hani hakikaten tam da belli olmuşken fotoğraf sanki öyle gibi. Bakalım göreceğiz niçin hani ismini şimdilik saklıyor kadrosu dahil. Nasıl bir reaksiyon alacaklarını herhalde ölçmek istemişlerdir. Şeyleri var mı? Binaları falan var mı bu çalışmanın? Yok, o zaman alenileşmiş oluyor. Peki yani Abdullah Gül'ün ya da Ali Babacan'ın ofislerinde mi çalışılıyor? Genelde. Biraz daha anlatsana. Bunu şu an dinlendirmek ne kadar doğru bilmiyorum ama özetle dediğim gibi seçimden sonra parti kurulması söz konusu, açıklanması söz konusu. Her ne kadar seçim sonuçlarına istinaden böyle bir beklentiye girmiş olsa da seçim sonuçlarından bağımsız olarak bu partinin kurulacağını söylemek isterim. Kurulacak yani. Orası kesin. Evet. Türkiye'nin de buna ihtiyacı var hakikaten. Ama arkada Türkiye'nin olacak. Buna ihtiyacı var çünkü. Yani AKP'yi bölmeniz gerekiyor. Diğer türlü şu an AKP bir safhada, muhalefet bir safhada, herkes halinden memnun. Bu gidişatı değiştirecek yeni bir parti şart. Şimdi Abdullah Gül'ün ismi 24 Haziran seçimlerinden önce de gene Millet İttifakı'nın adayı gibi
konuşuldu, gündeme geldi. Orada deniyor ki Meral Akşener çok şiddetle karşı çıktı ve kendisinin aday zaten hani bir ittifak adayı olmasın, herkes kendi adayıyla çıksın deyince o zaman iş değişti ve Abdullah Gül adı kaldı orada diyorlar. Orada kısaca şöyle bir... anlatır mısın orayı? Kısaca bir girizgah yapayım. Hanımefendi Meral Akşener beni Ankara'ya davet etmişti ve seni tanımak istiyorum demişti. O sırada henüz Abdullah Gül'ün ismi dolaşmıyordu. Gittim Ankara'ya, ziyaret ettim. Hoş, yani 15-20 dakika görüşmemiz söz konusuydu ama bir saate yakın baş başa oturduk, sohbet ettik. Meral Akşener. Hanımefendinin ben orada çok heveskar olduğunu gördüm. Yani Cumhurbaşkanı adayı olmak için müthiş istekli olduğunu gördüm. Dolayısıyla Abdullah Gül'e yeşil ışık yakmasını beklemiyordum. Ama Abdullah Gül'ün adayı gösterilmesi aslında ülke adına bir kayıptı. CHP'deki kimi arkadaşlar bunu olumsuz yönde eleştirse de Ben CHP'li değilim ama ben de hiç sıcak bakmamıştım, onu da söyleyeyim. O zaman Tayyip Bey'le devam etmemiz icap ediyordu. Şu an Tayyip Bey'le devam ediyoruz. Siz Tayyip Bey olur muydu? Tayyip Bey'e Tayyip Bey'e rakip gösteremeyecek durumdaysanız o zaman Tayyip Bey'le devam edersiniz. Can Atakan'ın sözü geldi aklıma. O zaman size iki Tayyip lazım. O iki Tayyip'le devam edelim. Esprisi geldi aklıma. Şimdi hali hazırda Sayın Erdoğan'dan oy alması muhtemel kim vardı sizce? Meral Hanım alabilir miydi? Alamadı. Gördük. Diğer adaylar alabilir miydi? Alamazdı. Ki beyefendi kendisinden oy alması muhtemel gördüğü için o sansasyonel ziyareti gerçekleştirdiler. İbrahim Kalın ve Sayın Hulusi Akar durduk yere oraya inmediler. Gerçekten helikopterle geldiler oraya. Doğrudur. Unutuluyor ama... Bu konuşuldu, bunu kimse inkar etmedi. Evet. Her ne kadar Sayın Abdullah Gül o mütevazi haliyle bunu nezaket ziyareti idi şeklinde lanse etse de aslında bu bir nezaket ziyareti değildi. Ama niye affedersin şimdi bak. Yani Abdullah Gül'ü ben başka nedenlerde eleştiriyorum. Yani daha doğrusu eleştiriyorum demeyeyim. Ben Abdullah Gül'ün CHP'nin solun genetik kodlarına uymadığı için. Ama şunu söylemem lazım. Senin niye söylediklerinden hareket. Hayır. Nezaketinden işte efendim nezaket ziyareti dedi. Bir dakika, eğer helikopter gelip oraya inip de bahçesine efendim İbrahim Kalın, Hulusi Akar. Şimdi bu bir resmen baskın ve gözdağıdır. Buna niye siz nezaket ziyareti dersiniz? Daha dik durmasını beklersiniz ama orada konuşulan birkaç beyan var. Ben de tabii... Bunu iddia olarak söylemiyorum. Bu konuşulduğu için dile getirmekte bir iş görmüyorum. Sevgili Canan Atak da söylemişti bana. Ki zaten tedavülde olan bir dedikoduydu bu. Öyle diyelim. Sayın Abdullah Gül'ün kendisine boydakların ortak olduğu, boydaklara ortak olduğu, onların kredi kartlarıyla takribi 1 milyon TL'lik alışveriş yapıldığı ve Abdullah Gül'ün oğlu Ahmet'in cep telefonunda baylok olduğu şeklinde 3 madde sunulduğu. Yani tehdit ve şantajdan söz ediyoruz. Öyle konuşuldu. Ben bunu... ben de bunu duyduğum için zaten soruyorum. Yani orada hiç de nezaket ziyareti olmadığını biliyoruz. Gelip de oraya ya abi aday olma demek için öyle iki önemli isim gelmez. Bir tehdit ve tehditin içinde de bir şantaj unsuru olduğu İddia ediliyor. Şimdi bunu şunun için gündeme getirdim. Yani Abdullah Gül korkmuştur, korkmamıştır. İşte bunlar tabii bu noktada ne kadar dik durabilirler de ayrı konu. Evet. Babacan için sormak istiyorum. Şimdi Babacan eğer seçimden önce daha ortaya çıkmadan belki yolu kesilmek istenebilir. Ya da seçimden sonra Babacan'ı neyle tehdit edebilirler acaba? İşte ben o noktada çok... şey görmüyorum yani Ali Babacan'ı neyle tehdit edebilirsiniz? Hiçbir şekilde tehdit edilecek durumu yok ama cesaret noktasında onu nasıl frenlersiniz bilmiyorum. Ben Ali Babacan'ın böyle bir şeyle yükümlü olmadığını düşünüyorum. Böyle bir ayıpla yükümlü olmadığını düşünüyorum. Herhangi bir FETÖ iltisakı da yok. Herhangi bir yolsuzluk iltisakı da yok. Dolayısıyla Ali Babacan'ın bu noktada çekinmesini gerektiren hiçbir şey olmadığı kanaatindeyim. Dikkat ederseniz zaten habire yandaş medyalarda yer verilmesi de bu gidişatı, bu yeni parti kurulmasını engellemeye yöneliktir. Bülent Arınç'ın açıklamalarını da bu mühalde okuyabiliriz.
Önünü bu şekilde kesmeye çalışıyorlar. Yani Ali Babacan'ın aslında kaybedeceği hiçbir şey yok. Sadece ben evet partiyi kuruyorum, partinin başındayım demesini bekliyor herkes, öyle diyelim. Vallahi seçimden sonra hakikaten çarşı çok karışacak, onu görüyoruz. Yani CHP'de de aslında karışacak. Alsalar da almasalar da. Çünkü hem belediye, ilçe ve şehir, il belediye başkanlarının tespitinde, hem de şu anda çok konuşmuyorlar, konuşmak istemiyorlar haklı olarak belki, ama belediye meclis üyelerinin seçiminde belirlenmesinde, yani seçim derken listelerin yapılmasında şimdilik kol kırılır, yen içinde kalır ama seçimden sonra o yen açılır şeklinde neler kıyamet oluyor. Kıyamet kopacağı aşikar. Evet. Yani. Her partide, yani İyi Parti fokur fokur, şimdilik mesela Ümit Özdağ ve Koray Aydın sıkıntısı var ama onlar da seçime kadar susuyorlar deniyor. Bu ne derece doğru değil mi? Zaten Meral Akşener'in seçimden sonra olmayacağım şeklinde bir sözü var. Tedavüle sokulmuş durumda 31 Mart seçimlerinden sonra. İyi Parti'de de bir kongre söz konusu. CHP'de de her yerde olması muhtemeldir. Ama tabii esas kavga, kıyamet hiç açığa vurmayabilirler ama AKP'de kopacak. Çünkü AKP'de çok ciddi bir kan kaybı var. Çok ciddi. Ve bunu durduramıyorlar. Yani ne yapsalar durmuyor. Öyle görünüyor. Bu benim kişisel tezim. Az AKP, daha az AKP diye diye AKP'yi nihayete erdirmenin vaktidir diye düşünüyorum. Hadi hayırlısı. Erdoğan AKP'nin başında kalmaya devam edecek ama oyları giderek azalacak. Şimdi nasıl söyleyeyim? Politik Magazin'le birkaç dakikamız kalmış. Bitirmek istiyorum ama senin son söylemek istediğin bir şey varsa neyse senden alayım. Ondan sonra bitireceğim programı. Yani 31 çünkü. Mart seçimlerinin ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçimden sonra ülkeyi çok güzel günler bekliyor. Ben çok ümit varım. Asla ümidimi kaybetmiyorum. Bu seçimin ülke insanına pozitif şekilde yansıyacağını düşünüyorum. En azından iktidarı sarsacak bir kerteye varacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla vatandaşlara buradan ümit var olunuz, ümidinizi kaybetmeyin. Güzel günler göreceğiz diyerek ben de noktalamış olayım. Evet. Ekran başındaki herkese sevgiler, selamlar. Çok teşekkür ediyorum katkıların için. Şimdi hani AKP nereye alır, nereye kaybeder? Şöyle bir havası vardı AKP'nin. Ankara, İstanbul çantada keklik, İzmir'i de alırız, orayı da alırız, Adana'yı da şurayı. Hiç öyle değil göründüğü kadarıyla. Ankara'yı eğer son anda gerçekten sandıkları alıp doğrudan daha kaçırmazlarsa, hani sistemde falan bile olacak işi o değil, alıp doğrudan sandığa ya da saraya kaçırmaları lazım sandığı. Ankara'daki tabloyu tersine çevirmek için. Yani zor. İstanbul'da İmamoğlu giderek gerçekten çok olumlu, çok çözüme odaklı. Ben zaman zaman izliyorum tanıtımlarını, reklamlarını. Çok net söylüyor. Gençlere şunu yapacağız. Şu kadar gence yurt. Üniversite öğrencilerine ulaşımda %50 ya da işte şu kadar indirim gibi fevkalade net rakamlar ortada, sayılar ortada, her şey. Yeşil alan, yaşam vadileri var orada duruyor. Bunlar yeşil alan olacak, şunlar. Dolayısıyla derdini anlatan, vaat eden ve atmadan, yüksekten vaat eden bir başkan adayı. Binali Yıldırım'da çağırdılar, geldim. Konuşsam mı, konuşmasam mı? Ne yapsam diyen bir yer. İstanbul'da yani biraz kırdık. İzmir'le çok uğraştılar ve hala uğraşıyorlar. Tunç Soyer'in babası, efendim onun şusu, bunun busu. En sonunda da İzmir'den her şeye rağmen umutlarını kesmiş görünüyorlar. Metro için Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesinden ayıran parayla ilgili haber geldi gündeme. Sözcü Gazetesi'nin haberiyle ben de size aktarmıştım. Onu bir hatırlayalım. İstanbul 3.2 milyar lira alacak 2019'da metro yatırım olarak. Ankara 1 milyar. İzmir ayıptır, günahtır 30 bin lira. Şimdi kazanmayacakları aşikar olduğu için olsa evet, gerek. Evet, ne yaparlarsa olmuyor. İçkiden bahsettiler olmadı. Ya, olmadı, bu olmadı. Ben bilmiyordum. Yayından önce konuşur sohbet ederken bir ara laf geldi. Nereden geldiyse cep telefonu
parası bir markanın son model cep telefonu kaç lira dedin? 16.000 TL'ye çıktı. 16.000 TL. İki cep telefonu parası veriyor İzmir'e. Şimdi böyle olunca Darveder Karanlık Yan diye çok da böyle uydurma ama sevimli bir isimli bir delikanlı herhalde demiş ki Twitter'da İzmir Acun ile evlenip boşansa daha fazla para alırdı demiş. Hakikaten İzmir daha fazla para alırdı nafaka olarak alsaydı. 30 bin lira nedir ya? Ama değişecek, devran değişecek. Efendim bugünlük bu kadar. Veda ediyoruz. Yeni partiyi önümüzdeki günlerde konuşmaya devam edeceğiz. Bugün bir siftah yaptık. Yeni bir parti ork. Taptaze, yepyeni bir şeyle konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada yarın Nevşin Mengü konuğum olacak. Gençleri biraz, genç seçmeni konuşacağız. Birçok başlık birikti malum. Bizimle olun yine. Halk Kitabevi Medya Mahallesi'ni sundu.